2 milyon 200 bin Suriyeli sığınmacının sevgili milletvekilleri yalnızca %12'si kamplarda yaşıyor. Diğerlerinin nasıl yaşadıkları ve yaşamlarını nasıl idame ettirdikleri konusunda ne yazık ki resmi hiçbir veri elimizde yok. Suriye'den gelen sığınmacılarla ilgili hükümet olarak tek politikamız var, tek stratejimiz var. Onların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Ama bunun dışında özellikle ülkemizde yaşayan 2 milyon 200 bin Suriyeli sığınmacının ülkeye nasıl entegre edileceğiyle ilgili ne yazık ki AKP hükümetinin hiçbir stratejisi yok. Değerli milletvekilleri, bugüne kadar hükümet olarak Suriyeli sığınmacılara 8 milyar dolar harcamışız. Avrupa Birliği mültecileri yeniden Türkiye'ye göndermek ve mülteci akınına dur demek için Türkiye'ye 3 milyar avro rüşvet teklif etti. Türkiye kişi başına Suriyeli ve diğer mültecilerle ilgili 1363 avroyla Avrupa Birliği'nin sınır bekçiliğini yapmaya aday. Bu savaşın 5-10 yıl daha süreceği söyleniyor. Yani bu savaş 5-10 yıl daha sürdüğünde Türkiye Avrupa Birliği ile yapmış olduğu bu imzaladığı bu sözleşmeyle de büyük bir mülteci kampı haline gelecek. Şöyle bir örnek vereyim. Kilis 80 bin nüfusu olan bir ilimiz. Şu anda Kilis'te bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 140 bin. Bugün Kilis'te bulunan Suriyeli mültecilere ya da sığınmacılara her neyse vatandaşlık hakkı verdiğimizde Kilis'teki belediye başkanını Suriyeliler tek başına belirleyecekler ve Kilis'teki milletvekillerini yine Suriyeliler tek başına seçebilecekler. Bütün bunları görmeyen hükümet ne yazık ki uzun vadeli bir strateji ortaya koymadığı için bugün Türkiye vahim bir tabloyla karşı karşıya. Günübirlik politikalarla iş idare edilmeye çalışılıyor. Türkiye mutlaka uzun vadeli bir strateji ortaya koymak durumunda. Bunun tek yolu var. Göç ve Entegrasyon Bakanlığı'nın kurulması. Dış politika hiçbir zaman bireysel kızgınlıklarla, kapris ve duygusallıklarla, diklenmeyeceğiz, dik duracağız gibi hamasi nutuklarla yönetilemeyecek ve iç politikaya malzeme yapılamayacak kadar önemlidir. Geldiğimiz nokta her anlamda ekonomik, politik ve sosyal olarak Türkiye'yi kaybeden ülke olmuştur. İç savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyeliler ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için acilen, hiç zaman kaybetmeden entegrasyonla ilgili projeler hazırlanmak zorundadır. Meclis bu konuda elini taşın altına koymak zorundadır. Ve elini taşın altına koymadığı sürece Türkiye'de yaşanan mültecilerle ilgili sorunlar, sıkıntılar bir insan hakları ihlali olarak karşımızda duracaktır. Hiç kimsenin Türkiye'yi bu duruma düşürmeye hakkı yoktur. Bu nedenle meclisin ivedi olarak soruna el koymasını ve sorunun çözümü anlamında da gereğinin yapması gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederim.